Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. yazılı kampıyla beraberiz. Bu dersimizde sizlerle beraber yazılıya hazırlık yapıyoruz. Artık 1. dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve asla hızımızı düşürmeden, hatta hızı bir tık yukarıya taşıyarak, çünkü dönemi güzel kapatmamız gerekiyor değil mi? Aynı şekilde hızımızı düşürmeden İkinci yazılılara başlayacağız. Bizler her zaman olduğu gibi bu yazılıda da sizleri yalnız bırakmadık ve öğretmenlerimizden çok güzel tüyolar aldık. Çıkabilecek sorularla ilgili örnek sorular hazırladık sizler için. Model ve yıldızlı sorular hazırladık. Öncesinde sizlerle her zaman olduğu gibi bir konu özeti yapacağız. Bilmeniz gereken kavramlardan bahsedeceğiz. Sonrasında yazılı provası yapacağız. Eğer hazırsanız o zaman yazılıya hazırlık provamız başlasın. Evet, bismillah diyelim, şöyle güzel, bereketli bir ders olsun arkadaşlar. Bu yazılımızda ikinci üniteden bahsedeceğiz sizlere. İkinci üniteyle ilgili sorular hazırladık. İkinci ünitenin konu tekrarını yapacağız. Bu ünitemizin adı Din ve İslam'dı arkadaşlar. Birinci konumuzda dinin tanımı ve kaynağını konuştuk. Öncesinde dinin tanımını yaptık. Din kelimesi Türkçeden Arapçaya geçmiş bir kelimedir. Kanun, nizam, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet, ibadet, egemenlik, adet, yol gibi sözlük anlamlarına geliyor. Şimdi terim anlamına baktığımızda ise din, akıl sahiplerini dünya ve ahiret mutluluğu için iyi ve güzel işler yapmaya yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Böyle bir kavram görüyoruz. Şimdi din kelimesiyle ilgili olarak pek çok alim bu kelimeyi tarif etmişler. Bir yorum yapmışlar bu hakkında. Ama en çok benimsenen yorumun bu yorum olduğunu görüyoruz. Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla gönderdiği, akıl sahibi insanları iyi ve güzel işler yapmaya yönlendiren, kendi hür iradeleriyle, bu arada oldukça önemli, hiçbir baskı ve zorlama olmadan. Çünkü ne diyorduk? Baskı ve zor yoluyla asla din kabul ettirilemez. Bu şekilde bir tanım kabul edilmişti. Dinin kaynağı Allah tarafından gönderilmiştir. Din insanlar arasından seçtiği peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir. Dinin temel amacı insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. İnsanı kendi hür iradesi ve arzusuyla kabul etmesini ister. Peki neyi amaçlar? İyiye yönelmesini amaçlar insanın. Ardından uluhiyet ve ubudiyet kavramlarından bahsettik. Uluhiyet, Allah'a bakan yönüyle ilahlık anlamına geldiğini görüyoruz. Ve sonrasında ubudiyet kavramlarını gördük. Bu da insana bakan yönüyle Allah'a kul olma anlamına geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi sözlük anlamında bahsettiğim gibi ceza, mükafat, hüküm, hesap, itaat, teslimiyet, hizmet ya da işte üstün gelmek, hakimiyet gibi anlamlara geliyordu. Bunlarla ilgili gruplandırdığımız ayetler vardı. Bunlardan bahsediyorduk özellikle derslerde. Ve ardından İslam'dan bahsetmiştik. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin İslam peygamberi olduğunu söylemiştik. Nasıl oluyordu? Çünkü gelen bütün peygamberler insanlara Allah'ın varlığını anlatmıştır. Ve bütün peygamberler vahiy aldığı için de, yani ilahi kaynakta oldukları için de, Allah tarafından gönderildiği için de bunların hepsinin ortak ismi İslam oluyordu. Yani bunlar kendi din, peygamberler kendi dinlerini değil, Allah tarafından getirdikleri dini insanlara anlatıyorlardı. Ama özel ismiyle baktığımızda Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Muhammed'in tamamladığı dinin adıdır İslam. Hazreti Muhammed'e tebliğ edilen son din, hak din adıdır İslam dini. Hazreti Muhammed ile Allah-u Teala dinini kemale erdirdiğini, artık sizin için dini tamamladım, sizin için din olarak İslam'ı seçtim ayetinden anlıyoruz. Bütün dinlerin ortak özü arkadaşlar tevhiddir dedik. Tevhid ne demekti? Birlemek, teklemek anlamına geliyordu. Allah'ın birliği ve tekliğine inanmak. Bu inanca tevhid inancı deniliyordu. Ardından vahiy kavramını gördük. Vahiy ne demekti?
ilahi mesaj anlamına geliyordu. Yani bütün peygamberler Allah'tan mesaj almışlardır ve insanlara ulaştırdıkları emir ve yasaklar da bu mesajlardadır. Kur'an-ı Kerim'de dinin kaynağının vahiy olduğunu, dolayısıyla da vahiy gönderenin de Allah olduğu için dinin kaynağının Allah olduğunu konuşmuştuk. Yani hiçbir peygamber kendi başına din kuramaz. Allah-u Teala tarafından ancak kendisine vahyedilirse bu dini insanlara aktarabilir. Sonrasında insanın doğası ve din konusuna geçtik. İnsanın hem maddi hem de manevi yönleri olan bir varlık olarak ihtiyaçları olduğundan bahsettik. İşte maddi ihtiyaçlarında yeme, içme, giyinme, manevi ihtiyaçlarında ise sevme, sevilme, güvenme, bağlanma, sığınma gibi manevi ihtiyaçları var dedik. İnsanın manevi ve maddi ihtiyaçları bir bütündür. Yani bunlardan bir tanesinin bile eksik olması ya da karşılanamaması durumunda insanın huzursuz, mutsuz olacağından bahsetmiştik. Ama hem maddi ihtiyaçlarını gideren bir insan, yani vücudunun gerekli kadar besin alan ve onu dinlendiren bir insan, aynı zamanda manevi olarak da işte çevresiyle uyumlu, seven, sevilen, güvenen, bağlanan bir insan huzurlu ve dengeli yaşar. Yani bir ahenk içerisinde hayatını devam ettirir. Aynı zamanda yaratılışına da uygun yaşayıp gelişmeye başlar. Yani hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılayan insanın daha verimli, daha kaliteli bir hayat yaşadığını görüyoruz. İşte insanın manevi ihtiyaçlarından biri olan inanma duygusu onun fıtri bir duygusudur. Ne demek bu fıtri duygusu? Yani doğuştan Allah-u Teala'nın ilkelerini inanıp onu benimseyip onu inanmaya elverişli olmaya fıtrat deniliyor. Allah-u Teala insanı inanma duygusu ve ihtiyacıyla yaratmıştır. Sadece bir insanı, on insanı, bin insanı değil, bütün insanları aynı fıtratta yaratmıştır. Yine Allah'ın fıtratının değişmez olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'de fıtrat kavramı haniflik kavramıyla da ifade ediliyor. Haniflik ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini aslında özel anlamda onun dininin adıdır. Hanif'in sözlük anlamında yanlışlık ve sapıklıktan doğru yola, çarpıklıktan doğruya yönelmek olduğunu görüyoruz. Terim olarak da batıldan yüz çevirme. Şöyle not alalım. Batıldan yüz çevirme diyelim hanifliğe. Bu oldukça önemli bir kavram. Haniflik, batıldan yüz çevirmek özel anlamda Hazreti İbrahim'in dininin adı. İslam dini tevhid dini üzerine, yani tevhid inancı üzerine şekillenmiştir dedik ya. Tevhidin tam tersi olan şirk ise ortaklık demek. Yani Allah'a başka varlıkları ortak koşma anlamına geliyor. Ardından evet, Hazreti İbrahim'den bahsettik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam haniflik demiştik, onun özel dininin adı. Kur'an-ı Kerim'de o haniflerden diye bahsediyor işte. Ve sonrasında iman ve İslam ilişkisinden bahsettik arkadaşlar. İman ve İslam ilişkisinde iman, emniyet, güven içinde bulunmak dedik. Genel anlamında Allah'tan alıp din adına tebliğ ettikleri, peygamberlerin tebliğ ettikleri kesin inanç ilkelerinde onları onaylamak ve onlara inanmak demiştik. İslami bir terim olarak da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy yoluyla Allah'tan getirmiş olduğu kesin olarak bilinen hükümleri tasdik etmek. Onun haber verdiği ilkeleri tereddütsüz edip bunların gerçek olduğuna ve doğru olduğuna inanmaya iman deniliyor. Bakın iman ne demekmiş? Tasdik etmek. Kalben onaylamak. Tasdik eden kişi, yani iman eden kişiye ise, itaat eden, iman eden, kalbiyle onaylayan kişi ise ne deniyor? Mümin, yani iman eden kişi. İslam'la iman kavramları genelde birbirleri yerine de kullanılıyor ama özleri itibariyle birbirlerinden aslında farklılar. Çünkü kelime olarak teslimiyet, itaat etmek anlamına geliyor. Kurtuluşa erme anlamına geliyor. Terim olarak ise Allah'a itaat etmek, Hazreti Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu bütün esasların hepsini kalp ile tasdik ettikten sonra dil ile söylemektir. Ve en önemlisi ilahi emirlere uygun yaşamaya gayret etmek, sözleri ve davranışlarıyla
kabul edip benimsediğini göstermeye İslam deniliyor. İşte bunları yapan kişiyi ise Müslüman diyoruz arkadaşlar. Yani imanını davranışlarında aktaran, gösteren kişiye. Şimdi baktığımızda imanla İslam kavramları bazen aynı anlamda kullanılmıştı. Bazen ise farklı anlamlarda kullanılmıştı. İşte bu yüzden İslam alimleri imanın kimisinin farklı olduğunu söylemiş, kimisi ise ikisinin aynı anlama geldiğini söylemiştir. İçten bağlılık demiştir İslam alimleri iman için kimisi. Yani kalbin işi olduğunu söylemiştir. İslam'ın ise dıştan boyun eğme, yani içte olan imanın, kalpte olan imanın dışa yansıması olduğunu ifade etmiştir. Evet, ardından İslam inanç esaslarının özelliklerini doğru anlayabilmek için tabii ki İslam inanç esaslarını bilmek gerekiyor. Bunlar kaç taneydi? 6 taneydi. Yani İslam dininde bir kişinin Müslüman olabilmesi için kalben tasdik etmesi, iman etmesi, kabullenmesi gereken esaslardı. 1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 2- Meleklerine inanmak. 3- Kitaplarına inanmak. 4- Peygamberlerine inanmak. 5- Ahiret gününe inanmak. 6- Öldükten sonra dirilmeye, yeniden dirilmeye inanmak. Kader ve kazaya inanmak. 6.'sı öldükten sonra dirilmeye, yani ahiret gününe iman etmektir. Bunların tümüne iman eden kişi mümin oluyordu. Mümin olmak için kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti de kalben kabul etmek, dille söylemek gerekiyordu. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesiydi. Anlamı ise Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir. Resul elçi demektir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dediğimizde ise ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir ifadesini söylemek, buna kalpten inanmaktır. İslam inanç esaslarını gönülden tasdik eden kişiye mümin dedik ve onun kurtuluşa erdiğini söylemiştik. Bu şekilde inanmak diğer esaslara, yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diğer esaslara da inanmayı gerektirir demiştik. Sonrasında imanın icmali ve tafsili olarak ikiye ayrıldığını söylemiştik. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini de toptan kabul eden kişi, yani inanılması gereken hususları tek tek söylemeyip toptan iman eden kişinin imanına icmali iman, yani toptan iman deniliyordu. Bir de tafsili iman vardı. Tafsili imanda ise inanılması gereken şeylerin, yani esasların her birine açık ve geniş bir şekilde ayrıntılı olarak inanmaya, tafsilatlı, yani ayrıntılı inanmaya tafsili iman deniliyor. Bu imanın da 3 derecesi var bu arada arkadaşlar. İcmali imana göre daha geniş olan, yani icmali imanda ne vardı? Kelime-i şehadeti kalp ile söylemek, tasdik etmekti. Bundan daha geniş olarak, yani Hazreti Allah'ın, Yüce Allah'ın bildirdiği ve Hazreti Peygamber'e de ahiret gününe de kesin olarak inanmak. İkinci derecesi ise amentü'de ifade edilen esaslar. Onlar neydi? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'den mevdi hakkun dedik. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kader ve kazaya, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra yeniden dirilme, yani ahiret gününe inanmaktır. Bu da imanın ikinci derecesidir. Bir de üçüncü derece vardır ki bu üçüncü derecede hem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmiş olduğu itikadi, ahlaki amelle ilgili, yani davranışlarla ilgili bütün dini hükümlerin hepsini Allah'ın ve Resulünün bildirdiği, öğrettiği şekilde tek tek ayrıntılarıyla onaylayıp inanmaya tafsili iman deniliyor. Yani bu da üçüncü en kıymetli, en önemli derecesidir. Yani bu imanda olan kişi namaz, oruç, zekat, bunun dışındaki diğer farzlar, helal ve haram olan davranışları öğrenip emir ve yasakları da gönülden tasdik eder ve bu şekilde iman etmek imanın en üst derecesi olarak kabul edilir. Amentü'den bahsetmek istiyorum. Amentü, İslam inanç esaslarından bahseder arkadaşlar. Şöyle not alalım. Amentü, 6 tane bahsedilen İslam inanç esasları burada ifade edilir. Amentü ne demekti bu arada? İnandım anlamına geliyordu. Şimdi
İslam dininin esasları olan bu esasların en temelini Yüce Allah'a iman oluşturuyor tabii ki. Yani Allah'a iman etmek onun varlığına ve birliğine inanmakla başlıyor. Buna da arkadaşlar Allah'ın inanılması Esma-i Hüsna dediğimiz onun isimleriyle birlikte mümkün. Yani ona inanmak onu tanımaktan geçer. Tanımak için de göremediğimiz, duyularımızla algılayamadığımız için onu sıfatlarıyla ve isimleriyle tanımaya çalışırız. Onun isim ve sıfatlarından bahseden isimlere işte Esma-i Hüsna en güzel isimler deniliyor. Ve sıfatları var. Zati ve subuti sıfatlarından oluşuyor. Zati sıfatlar yalnızca Allah'a has. Hemen şöyle yazalım. Allah'a has olan. Subuti sıfatlar ise Allah'ta mutlak ve sınırsız, diğer varlıklarda geçici ve sınırlı bulunan sıfatlardır. İşte bu sıfatlar nelerdi? Zati sıfatlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün, nil, havadis, kıyami, nefsihi şeklinde. Bir de subuti sıfatlar vardı. Hayat, ilim, semi, basar, irade, tekvin, kudret, kelam şeklindeydi. Allah'ı bu isim ve sıfatlarıyla tanırız. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine isimleriyle dua etmemizi istiyordu. Ve Esma-i Hüsna da bu yüzden oldukça önemliydi. Esma-i Hüsna en güzel isimler demek. En güzel isimler. Kime ait? Tabii ki Allah'a ait. Allah'a inanmak ve ona iman etmek, onun varlığını kabul etmek, akıllı ergenlik çağına girmiş her insanın sorumluluğudur arkadaşlar. Akıllı ergenliğe ulaşmış her insanın sorumluluğu Allah'ı tanımak ve ona iman etmektir. Nasıl tanıyacağız dedik? Esma-i Hüsna ile ve sıfatlarıyla tanıyacağız dedik. Ardından Allah'ın birliğinden ve tekliğinden bahsettik. Allah'ın birliğini ve tekliğini anlatan bir sureden bahsettik. Hangi sureydi? İhlas suresinde bahsetmiştik değil mi? Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad şeklindeydi. De ki Allah bir ve tektir. Allah samettir, yani o hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir eşi ve benzeri yoktur. Dengi yoktur. Bu sureye İslam'ın tevhid özünü ifade ettiği için Tevhid suresi de denilir arkadaşlar. Yine Kafirun suresinde de ibadetin ancak Allah'a yapılacağı vurgulanıyor. Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceği, yani ona ortak koşulmayacağı vurgulanıyor. Evet arkadaşlar, sonrasında İslam inanç esaslarının özelliklerine geçtik. İslam inanç esaslarının zorlamayla kabul edilmeyeceğini, özünün samimiyet ve içtenlik olacağını, Allah'ın rızasına dayandığını öğrendik. Yani hiç kimse iman esaslarına inanmaya zorlanamaz demiştik. Ardından iman esasları değişmez ve sabittir. Zamana, mekana, kişi ve toplumlara değişmediğini konuştuk, öğrendik ve sonrasında İslam inanç esasları bir bütündür, bölünme kabul etmez arkadaşlar. Yani esaslardan bir tanesini bile, şurada ifade edilen esaslardan bir tanesini bile inkar edildiğinde iman etmiş sayılmaz arkadaşlar. Yine İslam inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilirdir. Yani herkesin anlayabileceği açıklık ve sadelikte, hiçbir kapalılık olmadığını görüyoruz. Yani şuradaki esaslarda. İslam inanç esasları yakin dediğimiz kesin bilgi içerir. Yani insan ürünü dogmatik değildir. Çünkü bunlar vahiy yoluyla Allah tarafından peygamberlere bildirilmiş ve sünnette de, yani Hazreti Muhammed'in sünnetinde de bu esaslar hem vahide hem de hadislerde belirlenmiştir. Cibril hadisi olarak bilinen hadiste amentü'yü peygamber efendimiz bizlere aktarmıştır. Ve ardından iman esaslarının insan fıtratına uygun olduğunu konuştuk. Ne demek uygun oluşu? Herkesin aklına, sağduyusuna, vicdanına uygun olduğunu, bunlara aykırı olmadığı konusunda ittifak edildiğini öğrendik. Evet arkadaşlar, oldukça geniş bir konu İslam inanç esaslarının özellikleri, insanın doğası ve din konusu. Son olarak ünitenin sonunda Nisa suresi 136. ayetten ayeti gördük.
Bu ayetlerde özellikle inanılması gereken esaslardan bahsediliyor. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Ayetin mealinde bu var. Yani burada iman etmeyenlerin düşeceği vahim durumdan bahsediliyor, sapıtmaktan bahsediliyor. Aynı zamanda bunlara işte inanılması gereken esaslar, inandım anlamına gelen amentü'den bahsediliyor. Özellikle bu ayetin gönderilme sebebi Yahudi bir grubun gelip Peygamber Efendimiz'e sana iman ediyoruz, kitabına da iman ediyoruz, Hazreti Musa'ya da iman ediyoruz, Tevrat'a ve Üzeyr'e de iman ediyoruz. Ama bunlar dışındaki peygamberleri inkar ettiklerini söylemişlerdi. İşte bunun üzerine bu ayet gelmişti. Evet arkadaşlar, konumuzu bitirdik, özetimizi bitirdik. Çok önemli notlar arkadaşlar onlar. Lütfen tekrar etmenizi istiyorum. Gelelim şimdi yazılı provası olarak düşüneceğiz bunu. Çünkü yazılılarda mutlaka bu tarz sorulardan çıkacağını inanıyoruz. Boşluk doldurmayla başlıyoruz. Zorlama olmayan İslam inanç esaslarının benimsenmelerinde ne esastır ve kişinin tercihi esastır? Hemen bakıyorum. Hür irade esastır arkadaşlar. Hür irade yani baskı ve zor yoluyla kabul ettirilemez. İslam inanç esaslarında ebedi kurtuluş için korku ve ümit arasındaki hayat tavsiyesinde olduğu gibi ne önemli? Tabii ki denge. Denge önemlidir. İslam nokta nokta zamana, mekana ve topluma göre değişmez. Neler değişmezdi? İslam esasları değil mi? İslam inanç esasları. Hemen yazalım. İnanç esasları. Zamana, mekana göre değişmezler. İslam inanç esasları nokta nokta değildir. Bu esaslar hakkında temellendirme, açıklama, yorumlama yapılabilir. Dogmatik değildir değil mi? Dogmatik yani dayatma şeklinde ya da tek bir merkezden bir insan tarafından belirlenmiş değildir. Vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bunlar hakkında yorumlar yapılabilir. İman esasları nokta nokta insanlar tarafından anlaşılabilecek seviyede sade ve açıktır. Nasıl insanlar tarafından? Bütün insanlar tarafından değil mi? Bütün diyelim şöyle. Evet, iman esasları bütün dedik ancak burada bir karışıklık oldu arkadaşlar. Aklı selim olacaktı. Aklı selim insanlar yani akıllarında herhangi bir eksiklik bulunmayan insanlar tarafından anlaşılacak seviyede açık ve sadedir. İslam inanç esasları bir bütün olup aralarında tercih yapılamaz. Hepsine inanmak gerekir. İslam inanç esasları neye uygundur? Fıtrata yani yaratılışa uygundur. Evet, gelelim şimdi çoktan seçmeli bir sorumuza. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Enbiya suresi 25. ayet. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30. ayet. Verilen ayetlerden hareketle tüm peygamberler tevhid inancını tebliğle görevlendirilmiştir. Evet. İnsan Allah'ın emir ve yasaklarına inanmaya doğuştan yatkın yaratılmıştır. Evet. Her insanın en başta gelen sorumluluğu yaratıcısını tanımaya çalışmaktır. Şimdi baktığımızda Hanif olarak dediği, hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir dedi ve sonrasında yaratışında hiçbir değişme yoktur dedi. Demek ki her insan Allah'ın emir ve yasaklarına inanmaya doğuştan yatkındır. Bu da yine yargılar olarak baktığımızda ulaşılabilir. Ancak üçüncü yargıya ulaşamayız arkadaşlar. Burada her insanın ilk önce sorumluluğunun yaratıcısını tanımaya çalışmak olduğunu görmüyoruz. Bununla ilgili bir ifade yok. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Hemen bakıyorum. B seçeneğinde görüyorum. 1 ve 2. Bu ayetlerde söz edilen kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ey Resul, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerin hali seni üzmesin. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Şimdi baktığımızda kalpleriyle iman etmediği halde ağızlarının inandık
dediğini söyleyen, yani inandık diyen bir insan profili, bir çeşidi var. Bunlardan bahsetmiştik özellikle. Hangileri, hangisi olduğunu soruyor soruda bize. A. Müslüman, B. mümin, C. müşrik, D. münafık, E. kafir denmiş. Kalpte iman olmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kişi, yani ikiyüzlü kişi arkadaşlar. İkiyüzlülük yapıyor bu. Çünkü kalbinde iman yok ama diliyle diyor ki insanlara ben inanıyorum, ben Allah'a inanıyorum, ben meleklere inanıyorum diyor. Bu ikiyüzlülük yaptığı için kendisine münafık diyoruz. Seni münafık diyoruz. Neden? Çünkü ikiyüzlülük yapıp insanları ve Allah'ı aldatmaya çalıştığı için. Tabii ki Allah'ı aldatması mümkün değil ama insanları kandırdığı için münafık. İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit veya yeis durumunda, yani ümitsizlik durumunda gerçekleşmemesi gerekir. Bu parçadaki altı çizili yer ile aşağıdaki ayetlerin hangisi anlamca örtüşür? A. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil, rüsva olmaktır. Bunda bahsetmedi. B. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Yani Allah'ın azabını gördüklerinde inanmalarını kendilerine fayda vermeyeceğini söylüyor. Yani ümitsizlik durumunda yapılan bir imanın geçerli olmadığı, kendisine bir fayda vermeyeceğini söylüyor. Ama diğer seçeneklere de bakalım mutlaka. C. Siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Yani burada da bir tehdit, baskı ya da ümitsizlik durumu yok. Hemen diğerine bakıyoruz. D seçeneğinde eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Yani Allah'ın bir tek olduğundan bahseden, vurgulanan bir ayet. Ama burada da yine ümitsizlik durumunda iman etmekle ilgili bir olay yok. E. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar diyor. Burada da yine dileyenin iman edeceğinden bahsediyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Yani kıyamet vakti geldiğinde güneşin doğudan değil de batıdan doğudan battığını gören insanlar kıyametin geldiğini anlayacaklar ve hemen iman edecekler diyor. Ama bu iman ümitsizlik durumunda yapılan bir imandır. Bunun da gerçekleşmesi durumunda da geçerli olmayacağından bahsediyor. Hazreti İbrahim kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim. En'am suresi 78 ve 79. ayetler. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim inanç konusunda kavminin hangi tutumuna karşı çıkmaktadır? A. Şirk, B. Riya, C. Fısk, D. Nifak, E. Küfür. Kavminin ortak koştuğunu anlıyoruz. Neden? Çünkü ben ortak koşanlardan değilim. Ve ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım diyor. Demek ki bir ortak koşma var. Yani Allah'tan başka tanrılar olduğuna da inanan bir kavim olduğunu anlıyoruz. Allah'tan başka tanrılar olduğuna inanmak, ona ortak koşmak şirk kavramıyla ifade edilir. Arkadaşlar cevabımız A seçeneği şirk olacak. Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hemen bakalım. 1. İnsanın yaratılışına uygun olarak Allah'a inanmaya yatkın halde olmasına denir. Ne denirdi buna? Fıtrat diyoruz arkadaşlar, yaratılış. Batıldan yüz çevirip yalnız bir Allah'a yönelen, doğruya ve hakka bağlanan, gerçeğe dönen kişi demektir. Bu da hanif olacak. Tabii ki haniflikten bahsetmiştik. Diliyle Müslüman olduğunu söyleyip kalbiyle inanmayan kişi demektir. İkiyüzlü demiştik. Kimdi bu? Münafık. Diliyle inandım diyor ama kalpte iman yok. Akıl sahiplerini peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi bir kanundur diyor. Bu da tabii ki din olacak arkadaşlar. Yani fıtrat, hanif, münafık ve din diye gitmesi gerekiyor. Fıtrat, hanif, münafık, din. Evet, A seçeneğinde sırasıyla verildiğini görüyorum. Diğer seçeneklerde doğru değil. Bu yüzden cevabımız A seçeneği fıtrat, hanif, münafık ve dördüncüsü de din olacak. Bu
paragrafta vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Allah inancı ve din duygusu insana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. İnsanı ruhsal bunalımlardan korur. Başarı için ümit ve cesaret verir. Maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın direncini artırır. İnsan günlük hayatında karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, musibet ve felaketler karşısında yegane teselli kaynağı olarak dini görür. Evet, ana düşünceye bakacağız. A. İnancın bireye psikolojik faydalarının olduğu. B. Dini topluma değerler kazandırdığı. C. Allah'a inanmanın fıtrattan geldiği. D. İnsanın zayıf yönlerinin bulunduğu. E. Dinin ilahi kurallar bütünü olduğu. Şimdi burada insanın manevi ihtiyaçlarına cevap veren dinin manevi olarak işte katkılarından, psikolojik faydalarından bahsettik. Baktığımızda işte yalnızlık, çaresizlik, korkuya karşı bir kaynak ya yani teselli kaynağı olarak dini gördüğümüzden bahsetti. Evet, bu da inancın bireye psikolojik faydalarının olduğunu gösteriyor. Paragrafın ana düşüncesi A seçeneği. Aralarında eşleştiriniz demişler arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Bir, Allah'ın bir ve tek olduğuna ihlasla inanıp Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek. Buna ne deniyordu arkadaşlar? Tabii ki iman etmek deniliyor. Bir, Allah'ın bir ve tek olduğuna ihlasla inanıp Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek. Buna ne deniyor arkadaşlar? İman deniliyor. Bu yüzden B olacak iman. Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dini, Hazreti İbrahim'in yolundan gidenler arkadaşlar. Bu da tabii ki haniflik olacak. Hemen işaretleyelim. Allah'ın rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınarak kulluk etme, boyun eğme, ubudiyet olacak. Boyun eğme, kulluk etme, G olacak. Şöyle yazalım. İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut, uluhiyet makamıydı değil mi? Bu da D olacak. Kur'an'da haniflikle birlikte en çok adı geçen peygamber, burada da ifade ettiğimiz gibi Hazreti İbrahim'in yolundan gidenler olacak. O yüzden Hazreti İbrahim, hemen bakıyorum, İbrahim F diye işaretliyorum. İman esaslarına inanarak bunlara teslim olan kişi mümin olacak. Hemen bütün peygamberlerin insanları çağırdıkları Allah'ın tek olduğu, eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı inancı, tevhid inancı olacak arkadaşlar. Yüce Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması fıtrat olacak. Cevabımız A. Evet, cümle doğru mu yanlış mıya geldik? Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkeleri arasında yer alır. Yanlış arkadaşlar. Baskı ve zorlamayla dinin ilkeleri kabul edilmez, ettirilmez. İslam dinine göre akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve bali olmayanlar dinden sorumlu değildir. Evet, dinden mükellef olmak yani dinin muhatabı olmak, daha doğrusu dinin muhatabı olmanın ilk şartı akıllı ve ergenlik çağına girmektir. İrade sahibi olmaktır aynı zamanda. Bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Doğru. Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Doğru. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırmasına hadis mi denir? Hayır. Vahiy denir arkadaşlar. Şöyle yazalım doğrusunu. Vahiy olacak. Din duygusu fıtri bir özelliktir ve inanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. Evet, manevi bir ihtiyaçtır. Haniflik Allah'ın başlangıcından itibaren bildirdiği insan tabiatına en uygun tevhid dinidir. Doğru. Kalbi temiz olan kimselerin dinin ortaya koyduğu ahlaki ilkelere uymasına gerek yoktur diyor. Hani benim kalbim temizciler var ya, benim ibadet etmeme gerek yok. Benim kalbim Allah biliyor, benim kalbim temiz diyor. Sanki çamaşır suyuyla yıkanmış gibi. Tabii ki böyle bir şey yok. Espri bir yana arkadaşlar. Kalbi temiz olan kişiler tabii ki ahlaki ilkelere de, dürüstlüğe de, adalete de, kul hakkına da uymak zorunda. İbadetlere de uymak zorunda. Din aynı zamanda insanın anlam arayışına ışık tutar ve sorularına cevap verir. Doğru. Din ilahi kaynaklı olmalıdır. Doğru. İnsan ürünü olan şeyler din değildir arkadaşlar. Evet, İslam'ın inanç esasları ile ilgili bilgilerden doğru olanlarını seçiniz. Baskı ve zorlama ile bir kimsenin mümin olması İslam'ın özüne aykırıdır demiş. Doğru. Tevhid ve bir tek, tevhid bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Doğru.
İslam inanç esaslarında kapalılık ve anlaşmazlık, anlaşılmazlık söz konusudur. Yanlış, gayet açık ve sadedir. İslam inanç esasları hakkında açıklama ve yorumlama yapılamaz. Yani sanki burada dogmatikmiş gibi bahsetti ama yanlış. Çünkü dogmatik değildir. Açıklama, yorumlama yapılabilir. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırmasını hadis denir. Yanlış. Vahiy denir. Mümin korku ve ümit arasında Allah'ın rahmetini dilemelidir. Yani dengede olmalıdır. Doğru. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler de mümin sayılır. Yanlış. Ayet ve hadislerde Allah'a nispet edilen isimlere Celle Celaluhu denir mi? Hayır. Esma-i Hüsna denir. Allah'ın isimleri denir arkadaşlar bunlara. Yanlış olacak. Her insan Allah'ın verdiği özellikler sayesinde inanç esaslarını kolaylıkla anlar. Evet, fıtrata uygun yaratıldığı için, insan fıtrat üzere yaratıldığı için bu esasları da kabul edip anlayabilecek özelliklere sahiptir. Evet, geldik ödüllü sorumuza. İslam inanç esaslarını gönülden tasdik eden kişiye ne denir? Yorum kısmına cevapları yazmanızı bekliyorum. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.